Esirler. Neyse. Tamam. İyi. Az önce bir arkadaşla konuşuyordum. Beni ara dedim. Sizinle paylaşsın diye. Dost sana kalmış. İsminiz şu anda senin yayına alıyorum. Buyur. İstersen ismini söyle, ister söyleme. Sana bırakıyorum. Şimdi milletle bir paylaş az önce söylediklerini. Abicim şu an yayında mıyız? Sen yayındasın ses olarak. İşliyor musunuz arkadaşlar bunu? Anlatacağım size. Ha, anlat bakalım. Şimdi İmraniye Dutuklu'da Süleymancılara bağlı Araştırmaları Derneği var. Orada yine dün gece itibariyle bir tecavüz olayı olmuş. Olay da şöyle gelişmiş abi. Bu şeyler 32-33 yaşındaki hocalar, sakallı cübbeli hocalar, bunlar 15 yaşındaki bir çocuğa 3 yıldır tecavüz etmiş. Olayın ortaya çıkışı şöyle. Yine dernekten buna 20-22 yaştaki gençlere de yeltenmişler tecavüz anlamında. Bunlar izin vermemiş, taciler olmuş bunlara. Bunlar olayın peşine düşüp şöyle yapmışlar, çocuğu konuşturmuşlar. Çocuğu konuşturduktan sonra çocuktan ses kaydı almışlar. Çocuğun ailesini alıp, ki bu gariban bir aile zaten, gariban bir çocuğu. Çocuğun ailesini alıp gece karakola gitmişler. Yunan'ı tutuldu karakoluna. Karakoldaki görevli amir de o geceki, dün geceki. Benim arkadaşım, burada hem memleketten çocuklu arkadaşım, hem aynı zamanda burada tesadüf işte aynı mahallede oturuyoruz burada da. Mahalleden arkadaşım. Geldi bu durumu bana anlattı. Çocuk şaşkınlıktan, yani şaşırdığından olayı basına da intikal ettirememiş. Böyle bir durum olmuş işte. Hemen baskın yapıp o 3 kişiyi, dernekteki 3 tane hocayı, hoca diye geçinen adamları almışlar. Çocuğu adli tıpa sevk etmişler. İşte rapor bekleniyor ki mahkemeye çıkaracaklar. Böyle bir durum var abi. Bu şu anda basında değil. Bugün Instagram'dan İsmail Saymaz abiyle iletişime geçtim, onu bilgilendirdim. Benden bazı bilgiler istedi, veremedim ben onlara o bilgileri. Hani isim bilmediğim için o bilgileri veremedim ama dedim araştırsanız bulursunuz. Yani elbet ortaya çıkarırsınız. Öyle talep ettim, sizden ricamdır. Onunla iletişime geçip oranın üstüne gidebilirsiniz abi. Benim bildiğim hepsi bu kadar. Tamam, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim abicim sana. Oldu. Yani benim şeyim şu, yani Türkiye'de bu tür tecavüzler hem evde hem de kurslarda, tekkelerde çok daha fazladır. Yurtlarda çok daha fazladır. Yani bu iceberg'in ucu bile değildir. Evlerde çok büyük bir insest olayı vardır Türkiye'de. Çünkü ataerkil bir toplum ve ahlaksız bir toplum, müşrik bir toplum. Ve bu toplumda, yani ataerkil toplumda, dayatmanın olduğu bir toplum, devlet de böyle olursa, devlet de çocuklara, kadınlara sahip çıkmazsa, o zaman böyle bir toplumda bu ahlaksızlık çok yaygın olur. Ve Abi özellikle işte bu. bu şeylerde, tekkelerde, mekkelerde bu çocuklar gidiyorlar oraya. Ve korkunç bir şekilde çocuk şeyi vardır. Nedir? Tacizi vardır şey olarak, yani özgüvenleri kırılıyor. O çocukların, Aynen öyle yani abi. o çocuklar böyle Amerika'daki çocuklar gibi böyle haşarız, böyle şey eden çocuklar değil. Anlatabiliyor muyum? Evde dövülüyor, evde böyle babasının önünde iki büklüm el ayak öpen bir çocuk. Okula gidiyor, okulda da öyle. Kurslarda da öyle şey edilince bunlara her türlü taciz yapılabilir. Yani Katolik kilisesindeki rezaletin bir benzeri, hatta daha fazlasını Nakşilerin kurslarında, Süleymancıların kurslarında, İmam Hatip okullarında, vakıflarda, Ensar vakfında görmek gayet normal ve daha fazla Menzil tarikatında bunlar çok fazladır. Tahmininizden çok daha fazla olması gerekir. Abi He. var, bunlar çok var. Artı bu, yani bu olay geldiğimiz nokta bu ülkede şu anda sahte dinciliğin ve sahte milliyetçiliğin bize yaşattıklardır. Yani bu işin sonunda hiçbir yere gitmiyor. Yani tek umudumuz Allah'tan dilemek. Hani Allah'tan dilemek diyoruz ama Allah ne yapsın? Allah akıl vermiş diyoruz. Ama akıllı kullanan yok maalesef.
Sıkıntımız bu yani. Az önce bir şey daha anlattın bana. Bir dedin esnafsın. Bir kadını anlattın. Evet. Bunu da paylaşır mısın? Yani ne kadar kişi bu olayları... Abi şey, ben esnafım yani mahalle esnafıyım. Yani bir caddede esnafım. Ana bir caddede. Yani bu en alt seviyeden insanı da tanıyorum. En üst seviyeden insanı da tanıyorum. Yani durum şu, Türkiye'de mandalya, bir paket mandal 3,5 TL. Mandalın Ne dedin? Mandalya mı? altında Mandalya ne? Mandal. mandal, çamaşır mandalı abi. Ha, Çamaşır çamaşır mandalı. mandalı. Ha, çamaşır mandalı. Plastik mandal. Böyle 24'lü paket halinde. 3,5 TL fiyatı. Yani bugün kadın bana kredi kartını verdi. Buradan çek dedi. Normalde o fiyattaki bir ürüne kredi kartı çekmek yani akıl işi değil. Ve o kredi kartında bakiye çıkmadı abi. Durum bu şu anda Türkiye'de. Evet. Türkiye'de durum şu anda bu yani. Evet. Yani çok yani milyonlarca kredi borcu içine gömülmüş ve kredi borçlarını ödeyemeyen insanlar var. Bu arada maalesef Aynen. yani Allah ile aldatan bir iktidar. Emperyalizmin esiri şu anda bu millet abi. Evet. Tamamen böyle Evet. emperyalizm şeyi Oldu canım. bir durumu tutturdular bu milleti. Oldu canım. Selam ve sevgiyle. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim abi. Yüreğine Sağ ol. sağlık, Eyvallah. saygıyla abi. Hayırlı geceler. Teşekkür Çok da ederim. şu anda gündüz tutturdular Aa, ama İsmail özel günler. Saymaz'la irtibatı devam ettir. Hani eğer bilgi gelirse özel bilgileri onunla paylaş. Abi Hürriyet şimdi Gazetesi'nde ona arkadaş. binlerce insan ya, ona şimdi binlerce insan yazıyor. Hani belki de güvenemedi bile söyleyeyim. Diyor sen Abi bana yazabilirsin bak sen bana 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 cevap ile verdi bana abi. tamam Cevap oldu verdi. tamam oldu Yani oradan yani siz de bir ricada bulunsanız bu ona kesindir çünkü üstüne gidilse o gazetecidir. Onlar muhakkak çıkarır abi. neyse ben yani onların hepsiyle haberleşiyorum sorun değil ulaşmak sorun değil Tamam abi, görüşmek ben üzere birazdan selam ve size sevgiyle.